Çok üzüyor beni ya. Abi. Ağlıyor ya. Bu hayvanı sahat doğum yaptı. Altına döşek yaptım. Yastık yaptım. Bir büründen besliyorum. Yetkilerden buna bir yardım istiyorum. Aylığım yoktur. Çok zor geçiniyorum. Hayvanlarım vitaminsiz, yem alamıyorum. 250 bin lira yemin torbası. Veresiye alırsam 300 kağıda veriyorlar bana. Onu da alamıyorum. Ben yetkililere sesleniyorum bütün bu. Hayvanıma bir şifa. Ben üzülüyorum buna. Bir yardım bekliyorum yetkililerimizden. Amca neyi var şeyin? Felç mi? Danasının felçidir. Ayaklarının emeci yoktur. Kollarında kürekleri yoktur. Ahrayat basmıyor. Yani her sol tarafı felç tutmuyor. Bunlara bir yardım istiyorum. Yetkililerime duyuruyorum. Veterinerlik kliniklerime de duyuruyorum. Lütfen buna bir el alsınlar. Maddi manevi durumum da iyi değil. Alamıyorum. Veterinere götüremiyorum. Evet, bunları sobanın yanına getiriyorum. Emziriyorum. Doyuruyorum. Geri annesinin yanına götürüyorum. Annesi de milyon durmuyor emmediği için. Yani çok bir sıkıntılı. Ben üzülüyorum. Ağlıyorum. Evden içe çocuk gibi bakıyorum. Bir sağa döndürüyorum. Bir sola döndürüyorum. Hayvanım ağlıyor. Ben de ağlıyorum. Yetkilerden ben bir yardım istiyorum. Bir el alsınlar. Bu hayvan ağlıyordu. Sahibi de ağlıyordu. 4 gün oldu. Sakat doğdu işte. Gece doğmuştu. O da 4 gündür böyle bununla uğraşıyoruz. Ön bacakları kısa. Vitaminsiz kalmış annesi. Yem bahalı olduğu için yem alamıyoruz. Gücümüz yok. Maddi durumu iyi değil. O da geçimimiz bunlardan. Biberonla besliyoruz. Sıcak tutuyoruz. Saat başı döndürüyoruz. Ağrımasın diye yan tarafları. Böyle. Peki ne yapmayı planlıyorsunuz? Büyüklerimden yardım istiyorum. El atmalarını istiyorum. Bunun iyi olmasını bekliyoruz. Evet. Geçim bundan olduğu için bir mucize olsun istiyoruz. Uyutmak istemiyoruz. Evet. Yaşamasını istiyoruz. Onun için büyüklerimin sesimizin duymasını istiyoruz. Böyle kalıyor. Böyle 24 saat 24 kalıyor. Ağlıyor mu ya? Çıkar ya. Ağlıyor.